kriptoyu konuşacağız. Ön plana çıkan detaylar var. Kripto, para ve blockchain uzmanı Helin Çelik bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Gözde Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz biz de. İyi yayınlar olsun. Şimdi Ripple'ı konuşacağız. Davaya ilişkin kararlar var. Burada detaya baktığımızda aslında bir süreç yaşandı. Ciddi anlamda bu sürecin yansımaları olduğu satış ağırlıklı seyirleri beraberinde getirmişti dava içerisinde. Genele yayılan bir satış da karşımıza çıktı. Özellikle bu piyasada regülasyonların olmaması sebebiyle bu tarz dava haberleri kripto paraları olumsuz etkiliyor. Yargıç Torres'in yayınladığı bir özet karar var. HOVI testine göre XRP'nin borsalardan satışıyla ilgili bir menkul kıymet teşkil edilmediği hususundaki açıklamaları görüyoruz. Bununla beraber Ripple şirketinin yaptığı kurumsal token satışları ise menkul kıymettir diyor Yargıç Torres. Siz neler söylüyorsunuz? Emsal karar olması hususu da var. Onu da detaylıca değerlendireceğiz ama bu dava sürecinde neler yaşandı? Açıkçası dava süreci 2020 yılından beri süregelen bir mekanizmaya dönüştü. Artık menkul kıymetler ve borsa komisyonuyla Ripple yönetimi arasında oluşan her gelişme kripto para piyasası açısından emsal teşkil edecek. Çünkü kripto para birimlerinin tanımları belli bölgelerde, belli ülkelerde yapılsa da tam olarak hangi kurumun neyle ilgileneceği netlik kazanmış değil. Dünya genelinde bu böyle. ABD'de ise CFTC ve SEC yani borsa komisyonu ve emtia vadeli işlemler bölümü mü bakacak? Hangi iki taraf bundan sorumlu olacak? Bunun çekişmesi vardı. Menkul kıymetler ve borsa komisyonu bu konuda çok keskin. Hem kripto para birimlerine hem de borsalara karşı. Dolayısıyla Ripple yönetiminin yürüttüğü savaş başlı başına sadece kendi kriptoları, kendi tokenları için yürüttüğü bir savaşı geçeli aslında çok zaman oldu diyebiliriz. En azından bu kapsamda değerlendirirsek daha doğru bakmış oluruz. Şimdi dava süreciyle alakalı Mart'ta adil bir bildirim gelmediği yönünde bir suçlama yapmıştı Ripple yönetimi. Bu çok önemli çünkü benzer dava ve benzer süreçlerle alakalı başka bir borsada aynı ithamda bulunmuştu. Bu çöküşlerin yaşandığı sırada ya da SEC'nin borsalara açtığı dava global ölçekte faaliyet gösteren iki kripto para borsasına da benzer ithamlarda bulunmuştu. İşte kayıt dışı menkul kıymet satışı yapıldı ya da brokerlık yapıldı izinsiz şeklinde ama kendilerine gönderilen dilekçeler ortaya çıkmıştı. SEC bir taraftan saldırırken diğer taraftan kendisine gönderilen dilekçeleri ya da geri bildirimleri göz ardı ediyor. Bu da davada hem borsaların hem de Ripple yönetiminin kendi token için verdiği savaşta elini güçlendiriyor. Bu kapsamın dışında dün yargıcın açıkladığı, tabii biz metinlere baktığımız zaman %100 Ripple yönetimi bir zafer kazandı diyemeyiz. Çünkü bir iki gün önce yine farklı bir token, yani hacmi çok düşük olan bir token'a açılan menkul kıymet davasında da sadece ilk arz diyoruz, ilk borsa arzı diyoruz, burada bir sıkıntı olmadığını burada bir sıkıntı olduğunu ama sonraki işlem süreçlerinde bir sıkıntı olmadığını yani menkul kıymet olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği %100 belli olmadığı kararı varılmıştı. Bu da zaten Ripple CEO'su tarafından mini bir zafer olarak deklare edilmişti. O kararın ardından yargıcın XRP ile yaptığı bu kararla birleşince kripto para piyasasında da yukarı yönlü hareketlilik gördük biz ama detaylar şu şekilde olabilir. Demek ki mahkeme %100 bir kazanç oranıyla gitmeyebiliyor. Yani ilk arzı, ilk borsa ihracı sırasında bir karara varabilir, sonraki süreçte bir karara varabilir. Nitekim Ripple yönetiminin direkt olarak yaptığı satışlara karşı da tavrını net evet. bir şekilde ortaya koymuş durumda. Dolayısıyla iyi incelememiz lazım. 2024'te biraz daha farklı bir tablo olabilir. %100'e evet. yakın değer kaybı yaşandı ama değer kazancı gördük biz ama burada kar realizasyonları gün içinde sert boyutlara ulaşmış durumda. Dolayısıyla yatırımcı dikkat etmeli. Şimdi fiyatlamaları da konuşalım. Süremiz daralıyor.
SEC yani Türk yatırımcı tabiriyle SEC'in mağlubiyeti aslında kripto paralarda bir coşkuya da neden oldu. Özellikle %70 üzerinde primli gördük XRP'yi. Dönüp baktığımızda burada özellikle Ethereum'da %7,8 2010 doları aşan görünüm. Bitcoin'de 31.740 dolar seviyelerini takip ettik. İşte Solana'da, Ada'da yine yukarı yönlü hareketler vardı. Nereye gidiyor? Hem bunu sormak isterim hem de genel beklentiler kripto piyasası için nasıl ilerliyor? Bitcoin özelinde genelde tabii teknik taraftaki yorumları alıyoruz ama ne söyleyeceksiniz? Evet, genele baktığımız zaman Fed faiz artırımlarının sonuna yavaş yavaş gelmeye başladığımız görüşü hakim şu an piyasada. Bu yıl içerisinde 2 adet 25'er bas puanlık faiz artırımı ve sonrasında biraz rölantiye alınması durumu söz konusu. Böyle bir durumda zaten riskli varlıklar prim yapacaktır. Bu haber etkisiyle birlikte piyasada belli dirençler zorlandı. Ancak bu dirençlerin üzerinde kalıcı olup olmadığı önemli olacaktır. Bitcoin 31.500'den pozitif ayrışırsa 34.000'lere yolculuğa çıkabilir. Tam tersi 31.000'in altına düşmesi halinde burada bir gerileme yaşanacaktır. Özellikle altcoin'lere dikkat etmemiz lazım. Haber etkisiyle birlikte daha fazla altcoin'lerin canlanmaya başladığını biz gözlemliyoruz. Bitcoin'den bir kısım fon dünden bu yana çıkıyor ve hem Ethereum'a hem de XRP'ye dağılıyor. Solana ve Cardano'da benzer davadan muzdarip. Dolayısıyla XRP davası onlar için de emsal teşkil edecek ama bir de Matic var. Yine benzer dava açılan bir kripto para birimi ve son zamanlarda bu hareket olmadan önce zaten pozitif ayrışmaya başlamıştı. Bu kanada dikkat etmemiz lazım. 2024 yılı içerisinde de kripto para birimlerinin pozitif reaksiyonunun devam edebileceğini söylememiz mümkün. Ama tabii ki hem FED aksiyonlarını hem de dünya genelinde yapılacak olan regülasyonları, ABD kanadından gelen haberleri ve mahkeme kararı dava etkilerini takip etmemizde fayda var. Helin Çelik, çok teşekkür ediyoruz detaylar, yorumlar için.